İnternette ikon araştırırken eskiden bildiğin, unuttuğun yeni bir site daha buldum. ikon8.com diye. Buradaki ikonlar hepsi aynı elden çıktığı için birbirleriyle uyumlu. Çok güzel ikonlar vardı. Ben de birkaç tane ikon seçtim. İkonları seçerken şöyle bir şey yapacaktı. Kelebek, oyun ilk başladığında kelebek karakter seçilebilecekti. Ben ikinci kelebek olarak şunu seçtim. İsterse bu kelebeği kullan, isterse bunu. İsterse de şunu kullansın. Uğur böceği. Bir de uçakla uzay gemisi seçtim ama onlar çok abartı oldu şu anda oyun için. Bir de oyun içerisinde şu otları çok beğenmemiştim ben. Başka da alternatifi bulamamıştık. Onun için biraz iki çeşit ot buldum. Ağaçlar da yeşil olduğu için aslında sarı otu kullanmak daha renklendirir haritayı diye düşünüyorum. İki tane de ekleyeceğimiz kendi kendine hareket eden diğer canlıları buldum. Onu da daha önce seçmiştik ama şunlar daha çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz diye düşündüm. Bu canlıların üzerinde de bir bizim hayat barımız gibi küçük bir bar olabilir ikisinde de. Bu canlılar da harita üzerinde gezerken o hayat barından yerler. Bir besinin üzerinden geçtikleri zaman besini otomatik tüketeceklerdi. Hayat barı artar besin tükettikleri zaman onların da. Hayat barı bittiğinde de bu canlıların şöyle bir mezar taşı buldum. Huzur içinde yatsın. Bu canlılar mezar taşına dönüşüp o şekilde kalabilir. Burada bulduğum ikonların boyutları 48 piksel genişliğinde. Bizim kullandığımız 32 pikseldi genişlikleri. Bunları kullanmak için bunları 32 piksele getirmemiz gerekiyor. Getirmeden önce şöyle bir şey yapalım. Mesela 48 piksel eklediğimizde biz ne oluyor oyuna? Assetin içinde mesela artık şu grass'ı kullanmayacağız. Onun yerine ben şunu bir deneyelim. Şunu bir deneyelim. Nasıl görünüyor merak ediyorum. Bu 48'e 48 piksel, 32'ye 32 değil. Kullandığımızda grass tabi şu alanın dışına kayıyor, büyüyor. Zaten çok da görüntü olarak da dediğim gibi yeşil olduğu için şunu silelim. Şunu alalım. Bakalım bu sefer. Evet, bu da tabii çok büyük. Alanı çok dışına kayıyor. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bu siteyi de yayınlayacağım. Burada da güzel ikonlar var. Burada birçok kategoriye ayırmış ikonları. Mesela city. Renksiz ikonlar da var. Her ikonun renksiz hali de var. Military. Tank arıyordum aslında. Şunu bir tank yapmak için bir tanesi de tank olsun dedim.
Ama şey düşünmüştük ki arkadan görünüm, önden görünüm, sağdan soldan görünüm. Öyle bir tank aradım. Haritaya uygun istediğim gibi bir tank bulamadım. Burada güzel tank resmi vardı. Şöyle bir tank. Yandan helikopter var. Yandan görünüm. Bunu bu tarafa doğru da görünüm yapabiliriz ama arkadan görünüm ve önden görünümü şunun olsaydı onu kullanabilirdik. Bunu aşağı atayım. Şimdi ilk olarak şunu Gras'ı koyduk. Gras büyük. Şöyle bir şey yöntem var. Onu daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Şimdi biz ne yapıyoruz? Game Objects'in içine bu nesneyi ekliyoruz. Her biri bir nesne olarak ekleniyor. Her bir nesneye de Object Stil diye bir class ekliyoruz. Absolut olması için, işte X, Y koordinatını değiştirmesi için. Ben eğer buraya bir de Width özelliği eklersem, 32 piksel, Height özelliği eklersem, 32 piksel, piksel kaydedersem bakalım ne olacak? Hiçbir değişiklik olmadı. Şunu incelediğim bir resmin onu seçemiyorum. Sebebi de üzerinde şu nesne olması. Hemen şu nesneyi kaldırayım. Alert box container'ı kaldırayım. Burada tabi böyle yapamıyoruz. Şunu şu şekilde yapmamız gerekiyor. Alert box container'ı kaldırdım. Şimdi şunu seçtim, incele dedim. Obje style. Heyti zaten yanlış yazmışım. Heyti yanlış yazmışım. Onu nasıl düzeltiriz? Şuradan. Heyti. Pardon. Şurada düzeltecektik. Acaba genişliği oldu mu? Yalnızca sorun şeyde mi? Yükseklikte mi? Hayır. Sadece yükseklikte değil. İncele. Object style. Bundan şunun ne ilgisi var? Peki, bunu şöyle yapalım. Şuradan siliyorum. Nereden ekliyorduk biz bu resmi? Resim objesinin resim objesi nerede? Şurada ne yapıyorduk biz? Div elementi oluşturuyorduk. Cut left veriyorduk stiline. Bir de resim objesini set attribute'unu SRC parametresini veriyorduk. Bir de ne parametreleri vardı resimde? Biz daha önce kullandık burada. Herhangi bir resim için. Resim için parametre kullandık mı? Kullanmışız. Resim parametresinin resim imaj tag'inin şöyle parametreleri var. Genişlik ve yükseklik.
Biz daha önce Hurt için, şu kalp için kullanmışız onu. Ama şunun şöyle bir dezavantajı var. Ben şimdi şuradaki bütün nesnelerin boyutunu gidip resimden 32 piksel kullanmama rağmen, 32 piksel kullanacağım her zaman. Bu 48 piksel. Gidip resimden düzenlemek yerine CSS'le ya da bu tag'in içindeki özellikle boyutlandırırsam işlemci bunları her eklerken, her kullanırken bu boyutlandırma için bir işlemci gücü harcayacak. Ama eğer aynı boyuttaysa 32 pikselse o zaman bir işlem yapmasına gerek olmayacak. Burada image tagine width ve height'i ekledim. 32-32. Burada piksel olarak eklemiyoruz. Burası sadece piksel alıyor. Ne oldu? Resim 32-32'ye geldi. Ama bu resmin orijinali ne? Orijinali 48-48. Bunu örnek olarak bir tanesini yaptım. Bu kodda dursun. Eğer boyutu küçük ya da büyük bir ikon eklemeye kalktığınızda o ikonu otomatik olarak küçültsün. Başka ne ekledim ben? Bug 1, Bug 2 kullanacağım. Butterfly kullanacağım. Rip'i kullanacağım. Bir de Lady Bird var. En son mesajlarla uğraşırken şöyle bir şey tespit etmişim ben. Tabii mesajı kapattığımız için mesajlar artık görünmez. Şunu açalım tekrar. Şurada bir yanlış yazıyor. Duvar üzerinden geçemezsiniz. Onu nerede yazıyorduk? Player'da. Üzerinden geçemezsiniz. Ayrıca şey çok fazla olmuştu. Besin değeri. Her seferinde şu kadar besin değeri tükettiniz, şu kadar besin değeri. Onu kapatıyorum. Bir şeyin üzerinde besin değeri zaten yazıyor ne kadar tüketti. İki tane bilgi daha ekleyeceğim. Mesela anahtarı aldığında artık bir anahtara sahipsin diyelim. Uyarı olarak, uyarı değil, bilgi. Bilgi olarak. Onu nerede yapacağız? Anahtarı nerede alıyoruz biz? Bakalım. Node turn to object. Anahtar. Sahip olduğun anahtar sayısı. Anahtara sahip olduğunu göster. Anahtar sesi çıkarmış burada. Şuraya artık bu uyarı yapabilirsin. Artık bir anahtara sahipsin. Anahtar ile ilgili bilgi. Bir de bir bilgide kapıya gittiğinde anahtarla birlikte anahtarını kullanarak bir kapıyı açtım diye bir bilgi verelim. Onu da
Şurada anahtarın varsa ve enter gelmişsen, else de kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var diyor. Eğer kapıyı açarsan da oyuncuya kapının açıldığı bilgisini ver. Eğer kapı açılırsa da ne diyeceğim? Anahtarını kullanarak bir kapıyı açtın. Anahtarını kullanarak bir kapıyı açtın diyeceğim. Şunlara bakalım. Artık bunda bir şey vermiyor. Uyarı vermiyor. Artık bir anahtara sahipsin. Evet. Bir ağaç üzerinden geçemezsin. Ağaca giderken öbür uyarıyı tabii hemen pasife geçti öbür uyarı. Tekrar deneyeyim. Artık bir anahtara sahipsin. %40 hasar aldım. Anahtarı kullanarak bir kapıyı açtım. Evet. Uyarılar bu kadar. Şu anda bu kadar uyarı yeterli. Şu ekranı da ortalayıp şu altına bazı bilgiler yazalım. İşte ok tuşlarıyla ve space ile yapman gerekiyor diye. Şu çok mu kayboldu haritada? O güzel sanki haritayla iç içe geçti gibi geldi. Bir de şeyi deneyelim. Öbür yeşilçimi de deneyelim. Şunun yerine şunu deneyelim bir de. Şunu silip yapıştıralım. Bu da çok yeşil ama öteki çok haritada kayboldu. Şimdilik bu olsun. Daha sonra tekrar bakarız. Şunu ortalayalım. Ortalama komutunu görmüştük. Index. Ortalamak istediğim şey ne? Şu. Butterfly Game Container'ı ortalamak istiyorum. Ne yapacağım? Dışarıdan bir div açacağım. Şu divin içine yerleştireceğim. Bütün ortalamak istediğim konteyneri. Şunu da bir tabla ileri alıyorum. ID eşittir page container diyeyim. Page container artık bunun tamamını içine alıyor. Page container'ı ne yapacağım? Ekranın %100'üne. Şurada page container'ı yukarı koyalım. Nabla page container position absolute olsun. Tab 0 piksel olsun. Left 0 piksel olsun.
left'ten boşluk, left'ten 0, top'tan 0 piksel şu noktada olacak. Width genişlik %100 genişliğinde olsun. Height de %100 genişliğinde olsun. Bakalım. Color background color red dediğim zaman bütün sayfayı kaplıyor mu? Evet, bütün sayfayı kaplayacak şekilde yaptık. Ortalama komutumuz bizim neydi? Bir komut bulmuştuk ortalamak için. Flex center center komutuyla daha önce ortalamıştık. Bunu buraya yazarsak ne oluyordu? Bunun içerisindeki nesne ortalanmış oluyordu. Bakalım oynamada bir problem var mı? Biz koordinatları şu konteynere göre yaptığımız için bu konteyneri nereye taşırsak taşıyalım artık. Bizim için o konteyner geçerli. Ben eğer şuraya çıkarsam burası eksi değer olacak benim için. X koordinatında eksi ve Y koordinatında eksi. Çünkü sıfıra sıfırı benim şurası. Burada olmam ya da şurada olmam bir şey ifade etmiyor. Evet, şimdi altına birkaç not almak istiyorum ya, yazı yazmak istiyorum. Onun için de şurada bir div açacağım. Niye page butterfly container'ın içini açıyorum? Çünkü butterfly container'a bağlayacağım. Aynı şurada kalbi şuna bağladığım gibi butterfly container'a nereye hareket ederse o da yine şunun tam altında olmasını istediğim için butterfly container'ın içine ekliyorum. Buraya da bir ID vereyim. Game info. Game info diyeceğim buna. Şurada CSS'in içinde bir tane açıyorum. Game info. Pozisyonu absolut. Koordinatla onu yerleştireceğim. Left'ten 32 piksel olsun. Left 32 piksel. Şuradan başlasın. Yazdığım yazılar şuradan başlasın diye. Top değil, bottom'da bottom 0 piksel dersem bottom 0 şuraya yerleşir. Tam şuraya gelir. Şuraya oturur. Yazının tabanı. Ben eksi 50 piksel diyeceğim. Bakayım bir yazı yazayım. Ne olacak? Div. Bir divin içerisinde şöyle diyeyim. Ok tuşları parantez içinde arrow case 2 nokta oyuncunun hareketini sağlar nokta dedim. Ne oldu? Evet. Ok tuşları oyuncunun hareketini sağlar. Şimdi Game Info'da ne yapabilirim ben? Yazı karakterini Game Info'nun yazı karakterini ne yaparsam onun içindeki nesnelerinde yazı karakteri o olacağı için. Şurada benim bir şey kullanmıştım. Arial 12 piksel bold kullanmıştım. Color'da black demişim. Şunu şöyle yapayım Game Info'ya. Color'a da
şunu versen. Color onu versen. Şu 12'yi 14 yapabilirim. Çok küçük oldu. Değil mi? Bir de mesela sadece ben şunun bold olmasını istiyorum mesela bu başlık olduğu için. HTML'de mesela bu tagler var demiştik. Div bir tagli. B tagi de bold anlamına geliyor. B tagi kendi içerisinde boldluk değeri kazandırıyor. İçerisinde bulunan şeye yazıya boldluk değeri kazandırıyor. Sadece onun bold olmasını istediğim için burada B harfiyle bold yaparak ona boldluk verdim. Aynı şekilde şöyle bir tag daha var. BR tagi. Bu da tek başına kullanılıyor. Bir alt satıra geçmek anlamı taşıyor. Bir alt satıra geçtikten sonra da boşluk yani space tuşuyla üzerinde bulunduğum besini tüketir diyelim. Yine boşluğu B tag ile bold yazalım. Ne yaptı? Bir alt satıra geçti. Bakın fark ettiyseniz yukarıya doğru şey yaptı. İttirdi yazıyı. Yukarıya doğru ittirdi. Onun sebebi de şu nesnenin yüksekliği ne olursa olsun biz tabanına bottom dediğimiz zaman tabanını eksi 50 piksele getiriyoruz. Eğer aşağıya doğru genişlemesini istersek taptan boşluk vermemiz lazım. Şunun yüksekliği artı ne kadar istiyorsak o kadar taptan boşluk vermemiz gerekiyor. Onu da mesela şu şekilde yapabiliriz. Tap onun yüksekliği neydi? Şu olur mu acaba? Tap desem. Count hesapla diye bir komut öğrenmiştik. %100 dediğim zaman şunun %100'ünü alıyor. Evet, onun %100'ünü alıyor. Artı ne kadar daha boşluk yapmak istiyorsan işte 50 piksel daha boşluk bırak dersen 50 piksel boşluk bırakacak. 50 çok oldu. 30 yapalım. 30. Yeni bir yazı yazdığımda artık yukarıdan referans aldığım için yeni bir yazı yazdığımda aşağıya doğru uğrayacak. İşte şuraya bir yazı da şuraya ekleyelim. Game info gibi bir yazı daha ekleyeceğim. Ona da game title diyeceğim. Şuna ihtiyacım yok. Şöyle bir şeye ihtiyacım yok. Bu yazı da değişecek de. Ona gelelim bakalım. Add game title. Şimdi game title'da da pozisyon aynı olacak. Left aynı olacak. Left aynı olacak. Evet. Bir tek şu değişecek. Şu ve şu aynı olacak. Şimdi bunları tekrar yazmak istemiyorsak, bunları başka yerde de kullanacaksak, daha önce ne demiştik? Class, eğer class oluştursak, class'ı birçok yerde kullanabiliriz. Mesela game
text diye bir class ben oluşturabilirim. Game text diye bir class oluşturdum. Game text'te şu ortak kullanacağım özellikleri ekledim. Left ve position'ı bile ekleyebilirim aslında game text'e. Ama verdiğim isme uygun olmayacak. Yani bir text değerine left vermem ismi text olarak verdiğim için uygun olmayacak. O yüzden sadece şu özellikleri taşısın yeter benim için. Onları tekrar yazmayayım buraya. Ya da bu bir yerden değiştirdiğim zaman ikisinde de değişsin. Absolute 32 top eksi 32 eksi 30 piksel olsun top değeri de game title'ı çalıştıralım. Ne oldu? Oraya geldi yukarı, aşağıya da geldi ama artık şu özellikleri taşımıyor. Game text'te aldığım özellikleri taşımıyor. Game text'i de kopyalayıp ne yapacağım? Buna bir ID verdiğim gibi class diyeceğim. Game text. Aynı class'ı birden fazla yerde kullanabiliyorum. Game text dedim. İkisine de aynı class'ı verdim. Artık ikisi de o class'ın değerlerini taşımış olacak. Game title niye yaptım? Kelebeğin macerası. Kelebeğin macerası. Yazmak istiyorum o yüzden. Şuraya da bir kelebeğin macerasıyla ilgili bir bilgi yazabiliriz. V1 diyelim şimdi. V1.0 diyelim. 2 noktayı kaldıralım. Şimdi ben ekranımı değiştirdim. Ne kadar değiştirirsem değiştireyim. Ne olacak? Ekrana o ortalanacak ve o kelebeğin macerası ve alttaki bilgiler de onunla birlikte ortalanmış olacak. Background'ın beyaz olmasın artık. Background'ın body bütün içerik anlamına geliyor. Body'deki background color'ı şöyle çok açık bir renk yaparsak güzel bir renk oldu. Güzel bir renk bulduk. Kelebeğin macerası. Şu rengi de değiştireceğim. Şu renk yaparsam ne yapacağım artık? Tek bir yerden şuradan değiştirirsem ikisi için de değişmiş olacak. Şunu yaparsam ne olacak? Biraz soluk oldu ama olsun, oyun görürsün. Çok da göze batmamış olur. Bu şekilde. Şu şekilde olsun son hali. Bir de puan ekleyelim şuraya. Bir puanlama olsun. Mesela neye göre puanlama? Her besin tükettiğinde o besinin değeri puan olarak eklensin. Bir tuzağa düştüğünde ya da bir başka bir canlıyla karşılaştığında da aldığın hasar eksi puan olarak yine
yazılsın haneye. En son kapıdan çıkarken kaç puan almışsa o puanla oyunu bitirsin. Tabii canın bittiği zaman oyuna devam etmeyecek. Onu da yazacağım. Bu oyunun algoritmasının üzerine mesela eski Atari oyunlarında Bomberman vardı. İşte bir yere bomba bırakıyorsun, duvar patlatıyorsun. Mesela Bomberman oyunu tasarlanabilir bu oyun üzerine. Buradaki mantıklar kullanılarak. Tank 90 diye bir oyun vardı mesela. Base'i koruyorsun. Base'de bir kuş var. Kuşu koruyorsun. Tanklar var. Kendi hareket eden, ateş eden sağ sola tanklar var. İşte bir duvara ateş ettiğin zaman duvar kırılıyor. Geçilebilir hale geliyor. Biz de mesela bu oyunun üzerine o oyun da geliştirilebilir. Şimdi puanlamayı yapalım. Puanlama için önce onun yerini belirleyelim. Puanını nereye yazacağız? Alert var. Şunları nereye koydum? Şunu. Direkt koymuşuz. Life bar var. Life bar'ın altında, üstünde. Onlar hep birbiriyle aynı. Aynı şeyde sırada olsa olur. Bir tane div açıyorum. Yeni. Bir ID verelim. Bundan bir tane olacak. Player score diyelim. Ve yazalım mesela. Şimdilik 0 0 0 1000 yazalım. Player score'a. Sonra bu player score'u şuradan şurada kullanalım. Player score. Olacak. Mesela life bar'a ne yapmışız? Nasıl yapmışız? Yukarıdan heading width top 10 vermişiz. Şurada da şey olacağı için, anahtarı buraya koyduğumuz için absolute diyelim. Top 0 piksel diyelim. Ne olacak? Şuraya geldi. Şunu mesela game text GameText özelliği versen şunun klasına GameText özelliği versen ne olacak? Şu özellikleri taşıyacak. Ama o özellikleri taşıyor ama eğer ben burada color'ı white dersen White'ı yanlış yere yazmışım. Şimdi iki renk taşıyor. Buraya yazdığım class'tan daha ağır basıyor. Buraya yazdığım onun üzerine yazdı. Bu diğer class'ın özelliklerini taşıyor. Yazı karakteri ve yazı boyutu olarak. Ama renk olarak ben burada bir renk verdiğim için onun üzerine bir de ne yaptı? Beyaz olanı yazdı.
ama benim o teksti kullanmama gerek yok. Çünkü değişik olacak olan sadece rengi olmayacak. White olsun görünmesi açısından. Boyutu da 20 olsun. 25 bakalım. 25. 25 olsun. Bolt nasıl yapıyorduk? Şu şekilde bolt yapıyorduk stili. Bolt da yapalım. Ve bunu şöyle yapalım. Background color red. Red diyelim. Ne kadar yer kaplıyor mu? Bu kadar. Eğer ben bu vidi %100 yaparsam ne olacak vid? Şunun tamamını kaplayacak. Sonra a link content a link item a link month Remove baseline. Metini ortalamak için ne vardı? Metini ortalamak için. Hemen şuradan bakalım. CSS text a link text a link property vardı. Text a link center. Şimdi çalıştıralım. Text Link Center. Şimdi şu arka planı %100 yapınca center dediğim zaman bunun içinde center yaptı, ortaladı. Eğer %100 yapmasaydım, şu alanda bıraksaydım, center dediğim zaman bir farklılık olmayacaktı. Benim istediğim şu şekilde olmasını istiyordum ben zaten. Artık şu red'e gerek yok. Onu görmek için red'i ekledim. O red'i kaldırınca tabi arka plan şeffaf olduğu için şunun arka planı burayı kaplıyorsa da şeffaf olduğu için bu burada rahat bir şekilde şunlar görünüyor artık. Üstten bir boşluk bırakacağım 4 piksel. 4 piksel çok oldu. 3 piksel boşluk bırakayım. 2 piksel boşluk bırakayım. Evet. Tabii arka planda farklı renklerde bir zemin olduğu için biraz zor görünüyor. Mesela arkayı mavi yapınca bakın net bir şekilde görünmeye başladı. Bolt özelliğini kaldırırsam ne olacak? Hiç görünmeyecek. Bu gibi durumlarda bu tarz resimlerin üzerine yazı yazarken genelde efekt kullanılır. Efekt bir gölgeleme efektle kenarları doldurularak yazı net bir şekilde görülmesi sağlanır. Biz de bakalım efekt arayalım. Geçen bir site bulmuştuk. CSS 3 jeneratör diye. Oradan ne var? Text shadow. Yani metin gölge. Blur, shadow color. Shadow color siyah olsun. Blur netlik 2'ye 2 olsun.
vertical ve horizontal ve netliği de 3 olsun. 1'e 1 olsun. Netliği 2 olsun. 1 olsun. 2'ye 2 yapayım. 2'ye 1 yapayım. 2 1 Tabi beyaz olduğu zaman daha güzel görünür. Şu. Bakın beyaz olduğu zaman shadow color daha güzel görünür. Deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet. Bakın hem yukarıya doğru şişik gibi göründü. Hem de arka plan üzerinde çok net bir şekilde o gölgeler sayesinde puan ne oldu? Görünür oldu. Aynı şekilde mesela eksi yaparak yukarıya doğru burada gölgeyi aşağıya doğru verince sanki şu duvardan daha yüksekteymiş gibi görünüyor yazı. Eksi eksi verirsem, eksiye doğru verirsem sanki duvarın içine çökük, içine batık gibi görünür. Göz öyle algılıyor yani. İçine çökük gibi görünür. Şu da dursun. Biz şeyi kullanalım. Dışarıya doğru çıkık olanı kullanalım. Daha net okunuyor çünkü. Bunu 0 yazalım. Şimdi artık. Şurada 0 olarak başlasın. Bunun ismini game text'e gerek var mıydı? Yok, biz onun hepsini yazdık zaten. Tekrar. Game text'e gerek yok. Ne bu? Player score. Ne yaptık? 0 yaptık değil mi? Player score'u nerede JavaScript fonksiyonunu yazarız? Şeyde yazarız yine board'da. Bu board'a çok az şey yazacaktık ilk başta. Map'in içine koyabiliriz diye düşünmüştük ama yeni şeyler, özellikler eklendikçe board'da artmaya başladı. Bunlar da şeyde olsaydı, map'in içinde. Map iyice zaten karıştı, uzadı. Uzadıkça içinde fonksiyonları, kodları bulmak zorlaşıyor. Ama tabi map'e yapacak bir şey yok. Şey yapabilirdik tabi, map'e mesela bu tarz durumlarda daha da büyük, mesela oyun daha da genişliyorsa ne yapacağız o zaman? Map'e alt klaslar açmaya başlayacağız. Map'in içindeki bazı yapılan işleri gruplayacağız. Ona alt klaslar açacağız. O alt klaslara dolduracağız map'in içindeki işleri. Ve map'ten o alt klasları fonksiyon olarak çağıracağız. Böylece map temizlenmiş olacak. Map'in içine girip baktığımızda temiz olarak göreceğiz fonksiyon isimlerini. Bir değişiklik yapmak istediğimizde hangi fonksiyonda değişiklik yapmak istiyorsa o fonksiyona basıp alt klasın içinde o fonksiyonun içeriğine girip orada düzenleme yapacağız. Board nokta set score
Function. Score. Skoru değiştirir. Şimdi tabi şöyle bir şey var. Bu skor bir sayı. Bu skoru biz bir yerde bir değişkende de tutmamız lazım sayı olarak ki skora yeni bir şey eklerken önceki skoru bilip onun üzerine eklememiz lazım. Bir de oyun bittiğinde skorun kaç olduğunu tekrar göstermek için, almak için ya da bir hesap yapılacaksa o hesabı yapmak için skoru bir yerde barındırmamız lazım. Madem bunun düzenlemesini burada yaptık, skorun değişkenini de, tutacağımız değişkeni de buraya koyalım. Board nokta player score eşittir 0 diyelim. Sonra set score dedik. Bir de get score diyebiliriz. Skoru almak için. Ama direkt zaten skor bilgisini alacağımız için getScore fonksiyonu kullanmamıza bile gerek yok. SetScore'da ne yapacağız? Şöyle yapalım aslında. Bu skor mesela artı 20, eksi 20 şeklinde bir skor olsun. Burada da işte board score eşittir board score artı bu eksi ya da artı değer olsun ve elementine şurada bir tane element açacağız buna board nokta player score element eşittir diyelim. Şu elementine de initial'da ne yapacağız? Onu eşittir document.getElementById id'si neydi? Player score. Şuradan board player score'u ne yaptı? Değişkenini açtık. Initial'da bunun ID'sinden nesnesini aldık. Şurada set score'da da nokta içine bir şey yazmak için ne vardı? Con inner html vardı. Inner html eşittir diye kullanılıyordu. Değil mi? Eşittir score. Ne oluyor? Yeni veriyi score'a ekle veya çıkar. Ama şuna score demeyelim. Sanki score'un tamamını değiştiriyormuş, izlenimini veriyor. Şurada set yerine addScore dersek fonksiyon ismine score'a ekle. Eksili bir değer verirsek score'dan çıkarır. Bakalım çalışıyor mu? Şunu şurada test edelim. Şurada mesela 235. Ne yapacak? 0'a 235 ekleyecek. 0'a 235 ekleyecek. 235 yazacak. Sonra altına 10 yaparsam 245. Eksi 10 yaparsam 225. Evet, skor bu şekilde ne oldu? Çalışıyor. Skoru almak istersem de board.playerScore. Skorun bilgisi de
Board.playerscore'da. Skoru nerelerde alacaktık? Bir besin tükettiğimiz zaman skor alacağız. Nerede besin tüketiyorduk? Tabii şey skor almayacak. Diğer canlılar skor almayacak. Besin nerede tüketiyoruz biz? 10 koordinat. Değil. Space'e bastığımızda besin tüketiyoruz. Şurada ne yapıyoruz? Food value'yu şeye ekliyorduk. Life'a. Life'a eklediğimiz gibi oyuncunun skoruna ekle diyelim. Board nokta add score food value kadar skor eklesin. Çalıştıralım bakalım. Mesela şu 28, 7, 10, 28, 9, 13 gibi. Tuzağa düştüğüm zaman da o da buralarda bir yerdeydi. Damage. Ne yapıyor? Alınan hasarı söyle. Sesi çal. Life'dan azalt. Shift tab'a basıyorum. Oyuncunun skorundan çıkar. Ne? Neyi çıkartacağız? Return damage. Ama bu return damage artı bir değer. Burada eksiyle biz bunu çıkarmışız. Biz bunu eksiye çevirmek için çarpı eksi bir diyeceğiz. Çalıştıralım bakalım. Nasıl yapalım? Şöyle CTRL-A'ya basıp şurada var mesela. Şurada bir tane tuzak var. 34 40 40 hasar aldım. 15'e düştüm. Evet. Daha sonra diğer canlılarla çarpışmadan hasar almayı da skora ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Skor işi de bu kadar. Şu anda. Burada ne yazmışım? Not anahtar başka bir canlı. Kapının önüne gelmiş olabilir. Şunları zaten yaptık. Şunları siliyorum. Şu index HTML'de başlık versiyon demeyelim. 1.0 diyelim. Şuradan da versiyonu kaldırırsam macerası 1.0. Diğer aldığım notların çoğu diğer canlıların hareketiyle ilgili bir de şeyler kaldı. Oyunun menülerinin yapılması, oyunun başlangıcında işte bir can kelebek ya da işte uğur böceği seçip oyuna devam etmek, oyun sonlandığında da işte puanını söyleyip oyunu başarılı oldun ya da başarısız oldun gibi iki farklı pencere daha yapacağız buraya. Şu resimleri ayarlayalım. Daha fazla kod yazmayacağım. Bu kadar yeter. Şunları da kapatacağım. Şunları da kapatıyorum. Şu resimleri ayarlayacağım.
Mesela şu Gras. Şu Gras yine şunun birini kapatayım. Şunun birini kapatayım. Yeni klasör. Diğer şeyleri şu kullanacağım diğer bug'ları yeni bir klasöre alalım. Çünkü böyle 4 tane olacak. Buralarda olacak. Onlar başka bir klasörde olsun. Şu ikisini şöyle atayım. Bug 1, bug 2. Butterfly ve Ladybird'ı kullanacağım. Diğer seçimlerim için. Şu ikisini kullanacağım. Artık Grass'ı kullanıyorum. Bir de şunu kullanacağım. Copy. Bunu da bir tane şurada olsa yeter. Bunların boyutlandırmasını yapalım. Çünkü dediğim gibi eğer boyutlandırmayı oyunun içerisinden yapmaya kalkarsak bu bize eğer ihtiyacımız yoksa hepsi bir performans da azalma ya sebep olur. Eğer şeyse mesela benim oyunum ekranın boyutuna göre genişleyip küçülüp büyüyorsa işte atıyorum bir elmayı 16 piksel, 32 piksel, 48 piksel gibi 3 farklı boyutta kullanmam gerekiyorsa ve ben bu 3 yine o durumda da 3 farklı resim koymak en iyisi. Ama uğraşmamışsak 3 farklı resim koymaya en büyük resmi koyup diğerlerini küçülterek kullanılabilir. Ben yine şu grass'ta kaldım. Şunun yerine şunu koyduğum zaman ne oluyordu? Kötü görünüyor. Ama öbürü daha kötü göründü. Şu olsun biraz daha. Şunlar beklemede dur. Evet, şimdi bunları nasıl küçülteceğiz? Şunu açalım. Resim işleme programımızı açalım. Şunu da bunun içine atalım. Bunu kullanmayacağız ama şu ikisini kullanacağız. Şunu %100. Ya da direkt şunu açalım. Bizim taslağımızı açalım. Orada grid de vardı. Daha iyi görürüz. Bunu kapatıyorum. İki kere başladık. Yapmam gereken şey Asset'e gireceğiz. Neyi kullanacağız biz? Mesela şunu 48. Şunun ismini düzeltelim. Büyük harfi küçük harf yapalım. Ne oluyordu? Büyük harf Türkçe karakter boşluk zaten kullanamıyorduk ama büyük küçük harf kullandığımız zaman duyarlı oluyor. Büyük küçük harf H büyük ya da küçük harf olması 12'sin
farklı harf olarak algılar. Büyükse her yerde büyük kullanmak gerekir. Mesela şunu aldığım zaman From File Default Import hangisini de seç? Bir tanesini seçince DPI bozuluyordu. Bakayım. Kaç oldu bunun boyutu? 48-48 doğru. Şurada bir kilit işareti var. Kilidin anlamı şudur. Yükseklik ve genişlik kilitlediği zaman birini değiştirdiğimizde oranı bozulmadan diğerini de değiştiriyor. Hangi oranda küçülttüyse ben bunu 32 yapıp Enter'a basarsam ne olur? Yüksekliği de 32 piksel olur. Yüksekliği de 32 piksel şeklinde küçülür. Bir tanesi şu. Evet. Ne yaptım? Arka planı çektim. Şu dursun. Başka ne var? Grass var. Grass'ı da ne yapacağım? 32. 32'ye 32 yapacağım. Başka ne var? Butterfly. Ladybird. Bunlar nasıl görünüyor? Güzel. Bunlar da güzel görünüyor. Şunu da 32 yapalım. 32. %100 mü? Benim ekran boyutum. %100. 32 yapınca tabi. Birçok şey kayboldu. Ayrıntı. Birçok ayrıntı kayboluyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Sonra bunları ne yapacağım? Seçip şunu mesela kaydedeyim. Export PNG. Selection 32-32. Orijinallerini korusa mıydık acaba diye düşünüyorum ama bu oyun için biz daha yüksek bir çözünürlükte çalışmayacağız bu oyunda. Başka bir oyunda ihtiyacımız olursa gidip tekrar yerlerini nereden aldığımızı biliyoruz, oradan alırız. Headstone dedim, Save, Export dedim, Replace dedim. Bakalım ne oldu? Küçüldü. Headstone küçüldü. Şunu gelelim. Export. Grass diyorum. Save diyorum. Export. Replace diyorum. Küçüldü bu da. 32 piksele. Sonra şu var. Butterfly. Export, replace, o da küçüldü. Ladybird'um var. Onu da küçültelim. Export diyeceğim. Ladybird'ı da küçülttüm. Bunu kullanacağız. Bunu zaten kullandık. Şunu küçültmeye gerek yok. Hatta bunu sil. Bunu kullanmayacağım. Şunu da sileriz daha sonra. Şunları da sağ sol yukarı aşağı olarak çevireceğiz. Şunu da sağ sol yukarı aşağı olarak çevireceğiz. Kullanmamız için. Bir de şu ikisini küçültelim.
Bak bir. Bu bir örümcek. Bu da bir arı. Ne yapacağız? 32 piksele küçülteceğiz. Şunu da 32 piksele küçülteceğiz. Export. Bir de şu var. Son olarak evet. Bunlar haritada nasıl görünüyor? Biraz çizgi film gibi görünüyor. Bunlar çizim ve renk tonlarından kaynaklanıyor. Mesela şu ağacı çizen, şu elmayı çizen kenarlarında bir koyu alan, kenarlarda koyu alan belirlemiş. Bunun arka planının daha açık olması gerekiyor. Net görünmesi için. Ama çizimleri güzel olduğu için güzel yani. Güzel, bunları kullanalım. Kaydet diyorum. Küçültme işlemini yaptık. Şunu dışarı alalım. Şunu da dışarı alalım. Bunu kapatalım. Şunların ve şunun şunu şu hallerini de yapıp kapatabiliriz. Şunun ismini tabi değiştireceğiz. Aslında bir tane de player diye bir klasör açıp şunları da player klasörüne koyarsak daha temiz olur diye düşünüyorum. Sonra da bu player'ın şu değişikliği yapacağımız için şu da butterfly olmadığı için player 1 diyeceğim şuna. Tabii şöyle olunca şunu açalım. Player 1 deyince ve yolunu da değiştirdiğimiz için artık oyunda bu çalışmayacak. Görüntülenmeyecek. Çünkü bulamayacak onu. Şuna da player 2, şuna da player 3 diyeceğim. Start page'i kapatalım. Nasıl bir hata veriyor mesela? Şimdi ismi değiştirdim. Bakın resmi bulamadı. Resim artık yok. Ne yapacağız? Önce şurada değiştireceğiz. İlk resmi. Asset.
player slash player 1.app diyeceğiz. Ne olacak? İlk resim göründü ama daha sonra görünmedi. Neden? Çünkü kodlarda da o resmi biz değiştiriyoruz. Player'da olması lazım. Şurada. Player, şurada player 1 nokta diyeceğim ve player diyeceğim. Bakalım. Evet, şimdi artık çalışıyor. Böylece bu resimlerinde yolunu değiştirmiş olduk. Çalışıyor. Bunu tekrar kapatabilirim. Şuraya gelelim. Yine. Player 1 up right. Player 2 nokta up. Kopyala yapıştır. Şunları düzenleyip bu part'ı tamamlayacağım. Nasıl olsa bunları kullanacağız. Bir daha bunları düzenlemekle uğraşmayayım. Up, down. Right. Left. Bunları nasıl düzenliyordum? Right. Açalım. Fotoğraflarla. Sağa doğru döndür. Kapat. Left. Down'ı açalım. Sağa doğru iki kere döndür. Kapat. Left'i açalım. Sağa doğru üç kere döndür. Kapat. Şunu yapalım. Nokta up. Down. Right. Left. Right'ı açıyorum. Sağa doğru bir kere döndür. Kapat. Left'ı açıyorum. 1 2 3 geri döndür. Kapat. Down'ı açıyorum. 1 Down tekrar açıyorum. Çok beklemeden herhalde. Düzenleme yaparken tekrar bir komut verdim. Bir işlem yaparken o dosya üzerinde o dosyaya yazma hakkımın olmadığını söyledi. Böylece player'ların resimleri tamamlanmış oldu. Uçağı, tankı kullanmadık. Şu bokları da yapalım. Şunu sileyim mi? Silmeyeyim, dursun.
Belki bir yerde kullanırız. Şimdi kopyalıyorum. 4 tane yapıştırdım. Down. Right. Left. Right. Yine aynı işlemleri yapalım. Right'ı açıp sağa doğru. Left'ı açıp bunu tabi resim programında da çevirip yapabilirdik. Ya da başka bir resim programında, herhangi bir resim programında yukarıdaki menüden çevirerek, işte 180 derece, 90 derece çevirerek neyse ne istiyorsan yapabiliriz. Burada ah benim kolayıma geldi. Böyle bir özelliği olduğu için resim görüntülemenin programının down right left. Bu ne down. Şu ne right. Şu ne bunların üzerindeki olacak barları, şu barı ne yaparız? HTML içerisinde CSS ile çizeriz. O çünkü dinamik olacak. Oyunun son hali bu. Bir sonraki partta oyunun menüleriyle ilgili uğraşırız. Bu diğer canlılarla ilgili onları en sona bırakmayı düşünüyorum. Tuzak üzerinden geçebiliyorum. Başka geçecek yer yok. Menüleri yapınca da canı bittiği zaman artık ilerleyecek gücü kalmayacak. Devam edecek gücün kalmadı diye kaç puanda bitirdiysen oyun sonlanacak.